Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Evde Kal İngilizce serisinin ilk dersiyle derslerimize başlıyoruz. Bugün konumuz The 1% Rule dediğimiz bir konu olacak, metin olacak. Şimdi ne derler? İlk ders, ilk heyecan diyelim. Ne yapacağız? Kısaca hatırlamak gerekirse Evde Kal İngilizce serisinde orta ve orta üstü metinleri ele alıp bunlar üzerinden dinleme, okuma, yazma ve konuşma çalışmaları yapacağız. Bu diyelim hani evde kaldığımız vakitleri daha verimli değerlendirebilmek için. Şimdi ilk aşamada dersleri ikiye böleceğim. Mesela her derste ilk önce bir metinle alakalı dinleme ve okuma çalışmaları olacak. Ondan sonra onu takip eden derste yazma ve konuşma çalışmaları olacak. Tekrar bir dinleme okuma dersi gelecek. Ondan sonra tekrar yazma konuşma dersi gelecek. Yani dersler bu şekilde sırayla ilerleyecek. Şimdi metin seçiminde de mümkün olduğunca güncel, hani okuduğumuzda bize değer katacak öğretici metinler seçmeye önem veriyorum. Bunun dışında da yine eğitim açısından faydasını görebilmek için çok kolay metinler değil de orta ve orta üstü, bazen ileri seviye diyebileceğimiz metinler olacak. Buradaki amaç yeterince zor olsun, bize bir şeyler öğretsin, hani kompleks yapılarla başa çıkmayı göstersin. Çünkü hani basit konularda dersleri çoğu yerde bir şekilde bulabilirsiniz diye düşünüyorum ama özellikle İngilizce'de daha ileri seviyelere geçildiğinde öğrenciler kaynak bulmakta zorlanıyor. Bu şekilde burada ele alacağımız metinler, siz ister YDS'ye çalışın, ister TOEFL, IELTS'de İngilizce hazırlık atlamaya, buna benzer bir sınava çalışın. Bu sınavların hepsinde size yardımcı olacak nitelikte metinler olacak. Ayrıca tüm buradaki ders notlarını, ondan sonra güncellemeleri hepsini Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce sitesinde Evde Kal İngilizce sayfasında paylaşıyor olacağım. Orada dediğim gibi notları ve bilgileri güncellediğim sayfa olacak. Bunu da videonun altında, açıklamalarda ve yorumlar kısmında sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi ilk etapta ne yapacağız? Birazdan ekran kararacak. Ben metni size okuyacağım. Yaklaşık 3 kısa paragrafımız var. Metni okurken ekran dediğim gibi belirsizleşecek. Hani sizden mümkün olduğunca dinleyip anlamanızı, mümkün olduğunca takip etmeye çalışmanızı isteyeceğim. Şimdi tabii herkesin belki dinleme seviyesi, kelime dağarcığı farklı olacak. O yüzden ne kadar anlayabiliyorsanız o kadar. Burada amaç hani sizi biraz zorlamak, sizi biraz hani uğraştırmak, yani ortaya biraz emek koymak ya da ne diyeyim, diyelim %100'ünü anlamadınız, %50'sini, %60'ını, %70'ini anladınız. Bu bile gayet güzel ve dediğim gibi bu çalışmayı yaptıkça zaman içerisinde kulağınız daha da çok açılacaktır diye düşünüyorum. Burada metni okurken hani mümkün olduğunca yavaş okumaya, seslendirmeye ve mümkün olduğunca vurguları açık ve net şekilde belirtmeye çalışacağım ki takip etmeniz kolaylaşsın. Hadi başlayalım. Tabi bunu mümkünse daha sessiz odaklanabileceğiniz bir ortamda yapmanızda fayda var. Evet, başlayalım. The 1% rule. Small differences in performance can lead to very unequal distributions when repeated over time. This is yet another reason why habits are so important. The people and organizations that can do the right things more consistently are more likely to maintain a slight edge and accumulate disproportionate rewards over time. You only need to be slightly better than your competition, but if you're able to maintain a slight edge today and tomorrow and the day after that, then you can repeat the process of winning by just a little bit over and over again. And thanks to winner-take-all effects, each win delivers outsized rewards. We can call this the 1% rule. The 1% rule states that over time, the majority of the rewards in a given field will accumulate to the people, teams, and organizations that maintain a 1% advantage over the alternatives. You don't need to be twice as good to get twice the results. You just need to be slightly better. Evet arkadaşlar, parçamız bitti. Artık ne kadar anladınız, ne kadar anlamadınız onu birlikte inceleyeceğiz. Ama şimdi bu güzel parçaya birlikte bakalım. Ne demiş, ne anlatılmış. Buradan hem diyelim
fikir olarak öğreneceğimiz güzel şeyler var. Hem de içerik olarak, kelime olarak, yapı olarak güzel ifadeler, kelimeler bizi bekliyor. Evet, bakalım ne demiş? The 1% rule. Hani bir derece kuralı. Ya da %1 kuralı da diyebilirsiniz. Bir derece ya da %1. %1 kuralı belki daha sağlıklı olur. 1% rule. %1 kuralı. Peki neymiş bu %1 kuralı? Bakalım. Diyor ki, small differences in performance can lead to very unequal distributions when repeated over time. Şimdi burada ilk parçamız. Bakın, özne olan kısım. Hani model'dan kendinden önce gelen kısım burada. Demiş ki, small differences in performance. Performanstaki küçük farklılıklar. Small differences, küçük farklılıklar. Nerede? Performanstaki küçük farklılıklar. Can lead to. Sebep olabilir. Lead to burada fiilimiz. Hani lead to bir şeye sebep olmak, yol açmak anlamında. Ama aynı zamanda lead hani liderlik etmek, rehberlik etmek anlamlarında da kullanılabilir. Burada lead to bir şeye sebep olmak. Ne demiş? Performanstaki küçük farklar sebep olabilir. Neye? Very unequal distributions. Sebep olabilir. Çok eşit olmayan dağılımlara sebep olabilir. Very unequal. Hani equal eşit, unequal eşit olmayan distribution, dağılım. Hani isim olarak. Demiş ki performanstaki küçük farklılıklar çok eşit olmayan ya da çok eşitsiz dağılımlara sebep olabilir. Ne zaman? When repeated overtime. Overtime zaman içerisinde. When repeated overtime. Aslında burada bir kısaltma var. Dediği şu. When they are repeated overtime. Hani bunlar performanstaki küçük farklılıklar demiş. Zaman içerisinde tekrar ettiğinde, when repeated overtime, zaman içerisinde onlar tekrar edildiğinde, bakın burada hani pasif bir cümle var, edilgen bir cümle var ama kısaltılmış. Diyor ki bunlar diyor zaman içerisinde tekrar ettiğinde çok farklı dağılımlara sebep olabilir. Şimdi bu cümleden bir şey anladınız mı? Ya da ne anladınız? Tabii metnin devamını okuyunca daha net hale gelecek de. Diyor ki hani performansınızdaki küçük farklar diyor zaman içerisinde hani bu küçük farklar tekrar ettiğinde zaman içerisinde çok büyük farklılıklara, sonuçlara sebep olabilir. This is yet another reason why habits are so important. This is bu diyor yet another reason. Yet another reason bir başka sebebidir. Neyin? Why habits are so important? Alışkanlıkların bu kadar önemli olmasının, neden bu kadar önemli olduğunun bir başka sebebidir. Bakın. This is yet another reason. Bu bir başka sebebidir. Buradaki yet vurgu anlamında kullanılmış. Henüz hali anlamından ziyade. This is yet another reason. Bu diyor bir başka sebebidir. Bu durum diyor bir başka sebebidir. Neyin? Why habits are so important? Alışkanlıkların neden bu derece so important. Burada so hani vurgulamak için. Yani sıfatların önüne so hot, so cold geldiğinde hani çok sıcak, çok soğuk gibi. Alışkanlıkların neden bu derece önemli olduğunun bir başka sebebidir. Sonra the people in organizations that can do the right things more consistently are more likely to maintain a slight edge and accumulate disproportionate rewards over time. Bakın burada uzunca güzel bir cümle var. Buna bakalım. Demiş ki the people and organizations insanlar ve organizasyonlar ya da kurumlar hani burada organizasyondan kız kurumlar insanlar ve kurumlar hangi insanlar ve kurumlar bakın that de bunu açmış relative clause gelmiş hangi insanlar ve kurumlar that can do the right things do the right things doğru şeyleri yapabilen insanlar ve kurumlar peki nasıl more consistently bakın demiş ki doğru şeyleri daha sürekli bir biçimde. Consistent hani sürekli düzenli demek. Consistent de sürekli düzenli bir şekilde. Demiş ki doğru şeyleri daha sürekli ve düzenli bir şekilde yapabilen insanlar ve kurumlar are more likely to maintain a slight edge. Bakın are more likely to maintain a slight edge. Bunların diyor ufak bir fark sürdürmesi daha muhtemeldir. To be more likely hani bir şeyin daha muhtemel olması. Ne daha muhtemelmiş? Bakın bu bir yapı. To be more likely to do something. Hani bir şey yapması daha muhtemel. Bunların to maintain a slight edge. Bu güzel bir ifadedir. To maintain a slight edge. Hani küçük bir fark sürdürmek, elde etmek anlamında. Burada to slight edge. Edge normalde kıyı, köşe demektir. Mesela the edge of something. Hani bir şeyin kıyısı, köşesi.
gibi. Ama bu ifadede to maintain a slight edge, hani bir rakibinize karşı ufak bir farkınızın, avantajınızın olması, bir farklılığınızın olması anlamında kullanılan bir ifadedir. Güzel bir ifadedir. Demiş ki hani doğru şeyleri daha sürekli bir şekilde yapabilen insanlar ve kurumların bir fark sürdürmesi daha muhtemeldir. Ve ne daha muhtemeldir? Bakın gene ikinci bir fiil bağlanmış bu more likely to kısmına. Ve daha muhtemeldir ne yapmaları? Accumulate disproportionate rewards over time. Ve bunların demişti zaman içerisinde orantısız ödüller toplaması. Accumulate, hani bu accumulate nedir? Hani toplamak, biriktirmek anlamında kullandığımız bir fiil. İleri seviye bir kelimedir. Ha, bunların demiş zaman içerisinde daha orantısız, mesela disproportionate rewards, orantısız ödüller. Hani orantısız ödülden burada kasıt ne? Şu. Hani diyor ki ikisi de belki iki şirket benzer iş yapıyor ama birisi biraz daha iyi iş yaptığı için işlerin çoğunu o alıyor. Yani orantısız bir şekilde büyüyor ya da daha çok fırsat elde ediyor. Buradaki kasıt bu. Disproportion. Hatta şöyle bir ifade vardır. Disproportionate use of power. Hani orantısız güç kullanımı. Bazen görürsünüz belki gazetelerde, dergilerde. O ifade de disproportionate'la kullanılır. Evet, böylece ne yaptık? İlk paragrafımızı arkadaşlar tamamlamış olduk. Anlatılan şey bu. Hani küçük farkların zaman içerisinde büyük sonuçlara, büyük farklılıklara sebep olabildiği. Sonra devam etmiş. Demiş ki, "You only need to be slightly better than your competition. But if you're able to maintain a slight edge today and tomorrow and the day after that, then you can repeat the process of winning by just a little bit over and over again." Bakın yine uzun bir cümle. Ama burada cümleye bakarsak şöyle bir kısım var. Şu "then" zaten şöyle olduğunda şöyle olur. Hani işte kahvaltıyı yaptım, ondan sonra şunu yaptım. Hani cümlenin iki kısmı ayrıldığını gösteren yerlerden birisi. Burada aslında şu uzun cümle iki parça olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ilk parça ve ikinci parça diye düşündük. Bakalım. Diyor ki, "You only need to be slightly better than your competition." You diyor, sen diyor ya da siz only need to be, ihtiyaç duyarsınız. Yani need to do something, bir şey yapmaya ihtiyaç duymak. Neye ihtiyaç duyarsınız? Be slightly better. Azıcık daha iyi olmaya ihtiyaç duyarsınız. Kimden? Than your competition. Diyor ki rekabet ettiğiniz kişiden ya da rakibinizden sadece biraz daha iyi olmaya ihtiyaç duyarsınız. Ama bakın yine bağlaçlarda ne yapar? Cümleyi böler. Ama diyor, "If you're able to maintain a slight edge today." Ama diyor bugün ufak bir fark, hani rakibinizle aranızda ufak bir fark, avantaj sürdürebilirseniz, if you're able to, hani bunu yapmaya muktedirseniz, sürdürebilirseniz bugün ve yarın and the day after that, ondan sonraki gün diyor, hani rakibinizle aranızda ufak bir fark sürdürebilirseniz, then o zaman you can repeat the process of winning by just a little bit over and over again. O zaman diyor you can repeat. Siz diyor tekrar edebilirsiniz. Neyi? The process of winning. Yenme sürecini. Nasıl yenme sürecini? By just a little bit over and over again. Sürekli olarak. Over and over again. Sürekli olarak diyor. Ufak bir farkla yenme sürecini tekrar edebilirsiniz. Bakın. Winning by just a little bit. Hani azıcık daha iyisiniz ya rakibinizle. Sürekli diyor bu azıcık daha iyi olmayı, bir tık daha iyi olmayı sürdürebilirseniz sürekli olarak bir tık daha iyi olarak yenme sürecini diyor sürdürebilirsiniz. Tekrar edebilirsiniz diyor. Siz tekrar edebilirsiniz. The process of winning. Yenme sürecini. Nasıl yenme sürecini? By just a little bit. Hani birazcık farkla yenme sürecini over and over sürekli tekrar edebilirsiniz. Bu ilginç bir yaklaşım tabii. Sonra devam etmiş. Burada bir terim var. Güzel bir terim. "And thanks to the winner take all effects, each win delivers outsized rewards." Ve demiş. "Thanks to the winner take all effects." Ve demiş. "Thanks to." Sayesinde, sebebiyle. Burada thanks to bakın bağlaç. Hani yoksa ben sana teşekkür ediyorum anlamındaki thank, hani thanks kelimesi değil. Thanks to. Hani thanks to bunu gördüğünüzde ve bir sebep belirten bir ifade varsa yanında sebebiyle demek. Bundan dolayı demek. Winner take all effects. Bu bir terim. Winner take all effects. Kazanan her şeyi alır etkisi. Mesela diyelim ki futbol. Hani müsabakadasınız. Hani bir farkla da kazansanız kupayı siz alıyorsunuz. Yani bütün ödülü siz alıyorsunuz gibi. Hani bu tür durumlara winner take all effects. Yani kazananın tüm ödülü topladığı durumlara winner take all
derler. Yani kazananın her şeyi aldı. Ve demiş ki kazananın her şeyi aldığı alma etkisi sayesinde sebebiyle her bir kazanç, each win, hani sizin her bir kazanma durumunuz delivers, sunar, teslim eder size ne? Outsized rewards. Bakın burada güzel bir büyük ödüller sunar. Burada kelimenin temeline bakacak olursak burada sıfat bir kullanılmış outsized. Şimdi size ne? Boyut. Hani outsized hani boyut dışı. Daha büyük anlamında. Hani normalin ötesinde büyük ödüller sunar size. Devam edelim. Geldik buradaki son paragrafımıza. Diyor ki we can call this the 1% rule. Diyor biz bunu we can call this burada aramak anlamında dememiş. Hani hadi teyzemizi halamızı arayalım değil. We can call this hani buna şu ismi verebiliriz anlamında. We can call this the 1% rule. Biz buna diyor %1 kuralı adını verebiliriz. Hani bunu bu şekilde çağırabiliriz, adlandırabiliriz. The 1% rule states that. Diyor ki %1 kuralı şunu belirtir. States that. Şunu belirtir. Neyi? Over time. Zaman içerisinde. The majority of the rewards in a given field. Demiş ki the majority of the rewards. Ödüllerin çoğu, bakın majority çoğunluğu of rewards, of the rewards in a given field. Hani verilen herhangi bir alandaki ödüllerin çoğu. In a given field herhangi bir alandaki demek. Herhangi bir burada verilen ya da herhangi bir alandaki ödüllerin çoğunluğu will accumulate to the people, teams and organizations that maintain a 1% advantage over the alternatives. Demiş ki ödüllerin büyük bir çoğunluğu will accumulate to the people. Toplanacak. Nerede? Şunlara toplanacak. İnsanlara, takımlara ve kurumlara toplanacak. Nasıl insanlara, takımlara ve kurumlara toplanacak? Nasıl insanlara gidecekmiş ödüllerin çoğu? Şöyle insanlara bakın açıklıyor. People, teams and organizations that maintain a 1% advantage over the alternatives. Alternatifler üzerinde bir derecelik ya da yüzde birlik bir avantaj sürdüren rakiplere gidecek. Kurumlara, işte insanlara ya da takımlara gidecek. Bakın insanlar, kurumlar ya da takımlar nasıl takımlar? That maintain, sürdüren. Ne sürdüren? A 1% advantage. Yani %1'lik bir avantaj sürdüren. Kim üzerinde? Over the alternatives. Alternatiflerine göre %1'lik bir avantaj hani ya da bir tık bir derece avantaj sunan kişilere, takımlara ya da kurumlara gidecek. Herhangi bir alandaki ödüllerin büyük bir kısmı ki %1 kuralı bunu ifade ediyormuş, belirtiyormuş. Ne demiş? You don't need to be twice as good to get twice the results. Bu da ilginç bir cümle. Diyor ki you don't need to be twice as good. Diyor ki iki katı iyi olmanıza ihtiyaç yok. You don't need to be twice as good. İki katı iyi olmanıza ihtiyaç yok. Ne için? To get twice the results. İki katı sonuç almak için iki katı iyi olmanıza gerek yok. Ya da iki katı iyi olmak zorunda değilsiniz. Ne diyor? You just need to be slightly better. Siz diyor you just need to sadece ihtiyaç duyuyorsunuz. Ne yapmaya? Need to be slightly better. Birazcık daha iyi olmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Yani arkadaşlar durum bu. Burada bize anlattığı aslında güzel bir şey. Diyor ki hani aslında umutsuzluğa kapılacak bir şey yok. Yani siz bir alanda aslında en iyi olmak istiyorsanız belki de en iyi olmak bir tık daha iyi olmaktır. Ya da hani zirvedeki insanlara belki yetişmek hani gözünüzde çok büyük bir hedef olarak görünebilir. Ama belki de her gün bir adım bir adım bir adım daha iyi olarak o zirveye ulaşabilirsiniz. Bu tarz güzel ne diyelim sonuçlar, dersler veren bir yazı. Evet arkadaşlar böylece bu metnin analizini tamamlamış olduk. Ne yaptık? Sizinle birlikte The 1% Rule metnini ele aldık. Aslında bu uzunca bir makale. O makaleden, yazıdan sizin için seçtiğim bir kısmı ele almış olduk. Hem seslendirdik, dinledik, hem metni cümle cümle analiz ettik, her şeye baktık. Burada tabii güzel ifadeler vardı. Mesela ne? To be slightly better. Mesela bu güzel bir ifade. To be slightly better. Hani birazcık daha, bir tık daha iyi olmak. Ya da işte şuradaki yapıları kendi başınıza söyleyebilir misiniz, yazabilir misiniz? Hani you don't need to be twice as good. İki katı iyi olmanıza gerek yok. Ya da mesela accumulate fiili. Hani güzel bir fiildir. Diyelim hani altını çizecek olursak. Ondan sonra ne vardı? The majority of the rewards. Ödüllerin çoğunluğu hani çok büyük bir kısmı. Ondan sonra şu terim olarak the winner take all effects. Hani kazanan her şeyi alır etkisi. Ondan sonra deliver outsized rewards. İşte şu size çok büyük ödüller sunar. Tabi buradaki kilit kelime hani büyük diyoruz ama aslında oradaki kilit kelime outsized. Hani tahmin ettiğinizin ötesinde ya da boyutunun ötesinde ödüller, sonuçlar sunar diyor. Sonra
Over and over again. Hani bunlar çok basit yapılar ama çok güzel yapılar. Hani bir şeyi sürekli yapmak. Hani mesela he's complaining over and over again. Sürekli şikayet ediyor. Arda arda. Bakın yine çok güzel bir ifade. To maintain a slight edge. Hani ufak bir fark sürdürmek. Yani ufak bir fark sahibi olmak. Yani rakiplerinize göre bir tık daha iyi olmak. To maintain a slight edge. Sonra bakalım başka. Disproportionate rewards. Ne dedik? Hani orantısız ödüller dedik ya da orantısız güç dedik. Bu da güzel bir kelimeydi. Lead to hani bilmeyenler için güzel bir ifadedir. Hani bir şeye sebep olmak anlamında. Unequal distribution güzel bir ifade. Hani eşit olmayan, adil olmayan ya da eşitsiz dağılım diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu notları ders başında da belirttiğim gibi buradaki notları metni Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce sitesinde Evde Kal İngilizce sayfasında ders notları bölümünde sizinle paylaşıyor olacağım. Yani ders notlarını oradan bulabilirsiniz, oradan ulaşabilirsiniz. Yazının tamamı da yine bunu ders notları sayfasında paylaşacağım. Yazının tamamı da bu adreste. Yani devamını, öncesini, sonrasını okumak isterseniz bu adresten yazının tamamına ulaşabilirsiniz. Şimdi bu aşamada size söyleyeceğim sevgili arkadaşlar, bu metni mümkün oldukça detaylıca analiz edin. Şimdi ben ne yaptım? Burada kelimeleri size herkes anlasın diye Türkçe açıkladım, cümleleri açıkladım. Ama aslında ideali nedir? Siz açacaksınız İngilizce İngilizce sözlük. Mesela bu Cambridge sözlük olabilir, Oxford sözlük olabilir, farklı sözlükler olabilir. Dilerseniz Türkçe sözlükten de destek alabilirsiniz ama temelde İngilizce sözlükten çalışmak olmalı hedefiniz. Mesela açın, okuyun. Ne olsun mesela? Diyelim ki en basitinden outsized kelimesi. Açın, okuyun, dinleyin. Outsized. Larger than usual. Bakın hani normalden olması gerekenden daha büyük. Bakın güzel bir açıklama var burada. Örnek cümle. An outsized jumper. Bunları açın, okuyun, notunuzu alın, tekrar tekrar kelimeleri dinleyin. Hani ne kadar bu metin üzerinde çalışırsanız o kadar iyi olur. O kadar diyelim derinlemesine öğrenmiş olursunuz. Bir sonraki derste bu metindeki kelimelerden, bu metindeki öğrendiklerimizden yola çıkarak yazma ve konuşma çalışmaları yapacağız arkadaşlar. O yüzden bu metni dediğim gibi ne kadar iyi sindirirseniz konuya, kelimelere, cümlelere ne kadar hakim olursanız yazma ve konuşma aşamasında da o kadar rahat ilerleyebilirsiniz. Evet, şimdi ilk söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Dediğim gibi derslerden haberdar olmak için Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce kanalına abone olun. Bildirimleri açın. Ders sizin için faydalı olduysa beğenin, yorumlarınızı paylaşın. Aynı zamanda sevdiğiniz, hani bu dersten yararlanabilecek insanlarla da dersleri, bu serileri paylaşın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.